ensuperhaber.com Türkiye'nin en süper haber portalı. Gündem, ekonomi, siyaset, spor, sanat. ensuperhaber.com'un sunduğu Mehmet Öndül Show devam ediyor. Böyle fazla hiç muhabbet etmeden dedim ya, bugün halk müziğine gerçekten gönül vermiş sevgili sanatçı arkadaşlarımızı davet ettik. Şöyle bir Adıyaman'a, şöyle bir Malatya'ya, o taraflara gidersek alkışlar devam etsin. Kim geliyor? Tabii ki Haydar Ulaş geliyor. Hem sevdalım
Vay baba vay. Vay vay. Allah kimse vay çektirmesin. Sevgili Haydar hocam hoş gelmişsin. Eyvallah hoş bulduk. Teşekkürler kardeşim, diyorum. Biraz böyle bir yaştan Allah rızası için ya. O bizim köyde yok. Yok değil mi? Yok. Sevgili Haydar Ulaş'a şöyle kocaman bir alkış gelsin. Efendim ben de gerek burada gerek ekranları başında olan tüm türkü sever dostlara saygılar, sevgiler. Hoş gelmişsiniz, şerefler vermişsiniz. Mehmet Öndül yani bana yaşlan diyor da birazcık da ona sorar mısınız? Ya arkadaşım senin benden aşağı kalır yanın mı var? He? Yani yıllardan beri yani ben en az 25 yıldır tanıyorum hatta daha fazla. Hep aynısın. Allah razı olsun. Muhammed sen... bile seni geçti daha aynı duruyorsun. Teşekkür ediyorum. Efendim Serpil kardeşim. Şöyle elleri aldık değil mi sevgili Haydar Ulaş için elleri almıştık. Elleri bana aldık bir de ustalara alalım. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler sevgili Eyvallah. Sevgili dostlar. Ben hele bu abi burada oturayım ki siz rahat oturmanız için. Orası çok resmi oluyor Haydar Baba ya. Öyle değil mi? Vallahi yok yok. Böyle daha iyi bile gariban işi daha hoştur. Sevgili Haydar Baba tekrar hoş geldin. Şöyle mikrofonu almışken biraz bir muhabbet edelim. Edelim baba. Ben hiç sanatçı arkadaşlarıma fazla soru sormam. Çünkü bu magazin programı değil, bu türkü programıdır. O yüzden vallahi ben... Ama ilk... bilmeyenler bilsinler bazı şeyleri. İşte merak ettim, ben merak ediyorum. Evet. Muhakkak Haydar Ulaş'ın sevenleri de merak ederler. Bu taksi olayı nedir? Ne taksisi? Kaç tane taksim var? Bak gördün mü? Bir al eller gelsin işte. Kendime. Şimdi arkadaşım. Allah herkesin gönlüne, herkesin niyetine göre versin. Bizim de üç kardeş beraber bir tane taksimiz var. Ne olmuş bir yani? Tanedir. Evet, üçümüze bir tane. Evet, peki Allah utandırmasın. Vallahi çünkü niye biliyor ama musunuz? Ama bir şey daha söyleyeyim Mehmet'im. Bazı iş yerlerine gidiyorum, bazı dostlarla görüşüyorum. Hadercim diyor beş taksim mi varmış diyor. Olsun. Diyorum, abi olsun. Allah versin diyorum inşallah. Şunu niçin sordum? Bak lafı neyine bağlayacağım, beni tebrik edeceksin. Hep halk müziği okuyanlara aç derler. Yok. Bunu sen bir benim yerimde konuşabilir misin? Konuşabilirim. Evet. Haklıyım değil mi? Öyle biliyorum. Evinin yolunu bilen, çalışmasını bilen, türküleri yani yaptığı sanat, türkü, şarkı neyse onu özü gibi okuyan, sanatçılığı becerebilen gerek yaşama şekli, gerek kültürü, gerek sanatsal eğitimi de bunun içinde. Varsa aç kalmaz, yolda da kalmaz. Hiçbir halk müziği okuyan gerçekten bir kere gönüllerimiz toptur biz. Biz bu işe gönül vermişiz değil mi Serpil? Ama madem lafı açtınız affedersiniz. Bu konuda birazcık değineceğiz gibi geliyor bana. Evet. Yani dün iki türkü öğrenmiş. Belki bir iki yerde üç tane akrabasını çağırıyor. Üç tane akrabasını, eşini, dostunu çağırıyor. Diyor ki benim masam var. Bunun gibi şeyler varsa... O köyde biz zaten yokuz. Yok. Hakiki sanat da varsa er meydanı keşke bir gerçek sanatçıların bir şeyi olsaydı. Bir, meydanı değil mi? Hani bir geçiti olsaydı ya. Doğru ben katılıyorum buna. Yani bugün Serpil Efe eğitimini almış 20 yıllık sanatçıdır. Nerede ne yapacağını ne konuşacağını bilenlerden. Serpil Efe gitmiyor ama başka birisi ben şekil tarif edemiyorum. Bakıyorsun ki her gün gidiyor. Bunun işin içinde bir şey var arkadaşlar. Ama suçun %80'i bizde. Sanatçıların. Bizde. Evet. Bizde. Biz çok sanatçı davet ettiğimiz zaman kurban, hayran falan. Bakıyorsun ertesi günü ben hiç unutmuyorum. Biliyorsunuz ben yüzlerce bu televizyona sanatçı davet etmişim. Bakıyorum ben buradan geçerken Mehmet abiydik. Mehmet olduk şimdi ya Mehmet olmuşuz. Vallahi, efendim, vallahi öyle. Mehmetciğim. Bir tane sanatçı bir yerde komilik yapıyordu. Biz de senin gibi bir arkadaşın mekanına arada bir gidip geliyorduk. Biz gittiğimizde o komi dediğimiz birazcık da müzikle alakası vardı. Galiba boş saatlerinde de türkü söylüyordu. Gidiyorduk yani elimizi öpüyordu ama daha da eğiliyordu yani onu da söyleyeyim saygıdan dolayı. Sonra da bu adam kaset de yaptı hafif işte çorbasını çıkarıyor biliyorum. Sonra ne oldu biliyor musun? Uzat elini. Haydar abi nasılsın? Böyle abi demişsene helal olsun. Yani belki onu da demeyebilir ama öyle yani. Onun için başta neysen olsun arkadaşım. Onun için 30 yıldan beri her zaman böyle yaşayacağız. Böyle gelmişiz böyle teşekkürler, gideceğiz. Teşekkürler. Son bir şey söyleyeceğim konuyla ilgili. Ben İzzet Altınmeşe'yi buraya davet ederken İzzet abinin ellerinden öpüyorum. Demişti ki Mehmet Öndül sen benim aynamsın. Biz eğer bu tarz sanatçıların aynası olarak görülüyorsak
Gerçekten onlar ne yapılırsa yapsın. Onlar bizim önderlerimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Efendim şöyle bir önümde, madem ki müzikten bahsetmişken, Berlin'den Saz Evi bir grup arkadaşlarımız Türkiye'ye sadece niçin gelmişler? Çok enteresan. Stüdyomuza da bizi ziyarete gelmişler. Sevgili Halit Çelik hocam ve değerli arkadaşlarıyla beraber teşrif buyurmuşlar stüdyomuza. Bunlar Berlin'de orada bir üniversitede bağlamayı okulda, değil mi? Ben biraz sonra ben geleyim, hocam bu konuyla ilgili bana bir şeyler anlatsın. Çok böyle tuhaf ve güzel bir şeye imza atıyorlar. Ve bağlama da Avrupa'da yılın enstrümanı olarak seçilmiş. Öyle değil mi? Kocaman bir alkış gelsin benim sevgili dostlarıma. Evet. Ben bir türkü okuyayım mı? Yoksa yok. Okuyayım bir türkü. Haydar Baba. Selfie, sen hiç konuşmadın bir şey. Siz çok güzel bilgiler verdiğinizi düşünüyorum. Onun için susmak da güzel Peki. bir olay. Ben o zaman madem ki sevgili yönetim kurulu başkanımızın sevmiş olduğu o yüzde şu an evde bizi izliyor. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bu arada Muhammed Öndül de bizim stüdyomuza teşrifte buyurdular. Ve sevgili Arif kardeşim de sanatçı kardeşim. Biraz sonra sanatçılar böyle bizi ziyarete geliyorlar. Bir uzun okuyayım. Ekrem, evden bizi izliyorsan sevgiler, saygılar diyorum. Şöyle bir elleri de alalım. Evet. Murat
Çıkamam bu merdivana, ey ay.